Geçtim şöyle bir yüzümüzü ettim açıklamak. Mümkünler 5 yıl görevli başını duracak. Diğer partilerin belediye başkanı da gelir. Görevli başını duracak diye. Bizler hiç susuruyoruz bu soru. Evet, Zafer Acar'ın bir programında bu konulardan bahsetti ama dün tekrardan haber programında yine tekrar bunu izlemekteyiz ki yani kendisi bir şey vurgulamak istiyor bizim anladığımız kadarıyla. Öncelikle yani bu konuları bir il başkanı değil de aday kendisi açıklar. Ben 5 yıl işte belediye başkanlığı yapacağım, Karabük'e şu şekilde hizmet edeceğim diye. Onun açıklaması lazım. Eğer ben kefilim diye açıklıyorsa da ki yani Ömer Ayar'a önce kim kefil olacak? Yani söylemiş olduğu sözler hiçbirisinin arkasında duramayan bir il başkanı. Yani çok sıkıştığı zaman efendime söyleyeyim ben bunu sefen söyledim, ben bunu yanlışlıkla söyledim diyen bir il başkanı. Yani kefilliği ne kadar geçerlidir o da bilinmeyen bir konu. Diğer bir konu, en önemli konu şudur. Daha evvelden diyor ki efendime söyleyeyim AK Parti geleneklerinde ve adetlerinde belediye başkanı seçilmiş olan bir kişinin 2 yıl görev yaptıktan sonra belediye başkanı yani milletvekili adayı olması söz konusu değildir derken yani Mehmet Ceyhan Bey daha önceden Safranbolu'da 2 yıllık belediye başkanıyken AK Parti'nin belediye başkanıyken istifa edip de milletvekili olmadı mı? Yani kendi söylemiş olduğu sözün bile ne kadar doğru olduğunu, gerçek olduğunu bilmeyen bir il başkanı yani kalkıyor bunun üstüne sağ soldaki işte partilerdeki adayların işte söz verebiliyor mu, söz veremiyor mu diyerekten polemik yapmaya çalışıyor. Hiçbir anlam ifade etmemekte. Ki ben şuna şöyle, kesinlikle şöyle söyleyeyim. 12 yıl yani milletvekili yapmış olan bir kişi, yani 2 yıl belediye başkanlığı yapmış olan bir kişi neden yani 5 yıl belediye başkanlığı tamamlamamıştı, milletvekili olup 12 yıl devam etmiş? Ben inanmıyorum ki bundan sonraki görevinde de, yani önümüzdeki seçimlerde de milletvekili adayı olmasın. Yani ben buna inanmıyorum. Yani o inandırmaya çalışsın. Hiçbir şey ifade etmiyor çünkü daha evvelden bu denendi. Ve yani şöyle üstüne vurguladı da şu işte bizim parti geleneklerimizde böyle bir şey yok derken kendi partisinden istifa etti ve milletvekili adayı oldu. E şimdi kalkıyor başka taraflara sataşmaya çalışıyor. Yok istifa edecek mi, etmeyecek mi, milletvekili adayı olacak mı, olmayacak mı gibi sataşmaya çalışıyor. Ki yakışığı olmayan şekilde siyaset yapmaya çalışıyor. Evvela dağıttırmış olduğu kağıtların arkasına duracak. İl özel idareyle biliyorsunuz özel değer arabasıyla dağıtmış olduğu kumanyaları arkasına duracak. Partiye kaydettirdiği kişilerin arkasına duracak. Hiç değilse şöyle söyleyecek. Ben yaptım ve özür dilerim diyecek halktan. Yanlış yaptık. Yanlış bir uygulamayı diyecek ama her şeyi bir bahane bulup bu sefen yapılmış, şu sefen söylenmiş. Ağzımdan yanlışlıkla çıkmış olan kelimeler üzerine siyaset yapmaya yani insanları aşağılamaya kalkmasına gerek yok yani. Ve ben inanmıyorum yani. Onların yani şu andaki sözlerin hiçbirisine inanmıyorum. Çünkü sözlerinin yani doğru olmadığı daha evvelki istifa edip ve milletvekili olmasından belli teyit etmiş oldukları bir olay. Ve Osman Kahveci Bey de bir açıklama yapmış. Tam okumadım ama. Yani kesinlikle yani onun açıklaması geçerli bir açıklama değildir. Oradaki vurgulama aynen şudur. Biz mahluka da öğreteceğiz kelimesi. Yani bunu bilmeyen mahluka da öğreteceğiz kelimesi Karabük'e tamamen bir hakarettir. Bunun için de ben gene kendisini özür dilemeye davet ediyorum. Ve yani sonuna kadar da vurgulayacağım. Karabük'ün özür dileyene kadar. Yani. Siyasette seviye düştüm diye yavaş yavaş düşüyor. Düşürüyorlar. Yani görüyorsunuz ve sonradan da bize sataşıyorlar, bize sataşlar diye hepsi birden ortaya çıkar yani. Bak herkese birden sataşırlar, kavgayı çıkartırlar ve sonradan da kaybolurlar. Ki daha belki bütün yapmış oldukları program ve propaganda buydu. Diğer en önemli hususlardan birisi de şudur. Bakın alelacele bir proje programları açıkladılar. Bizden duyduklarıyla, başka yerden duyduklarıyla. Şimdilik diğer seçimlerdeki gibi hemen animasyonları falan hazırlarlar. Böyle çok komik komik bir animasyonlar hazırlarlar. Hatta biliyorsunuz hastanenin maketi vardı. Maket falan bulurlar buralara şimdilik. Maket taşırlar. Çünkü bütün de yatırımları devlet yapacak ya. Ya sanki Karabük Belediyesi değil de bir devlet yatırım programı açıklıyor arkadaşlar hep beraber. Şimdi maketleri bulurlar, animasyonlar hazırlarlar, çizgi filmler gibi. Bunlardan basit propaganda yapmaya çalıştılar. Ya bırakın yani Karabük'e daha akıllı hizmet edin. Bir tane program koyun, çok ciddi koyun. Yani böyle kulaktan duyma işte programlarla ortaya çıkıp da ilk biz açıkladık, ilk biz yaptık. Yani çekişmesini bırakın. Biz, yani siz iktidar partisiniz. Biz sizin ciddiyetinizi daha iyi görelim. Daha ciddi olduğunuzu görelim. Yani biz şu ilk biz açıkladık, ilk biz yaptık gibi falan değil. Yani dediğim gibi aslında kesinlikle bir belediye programı değil, çok güzel bir devlet programı. İçine bir iki tane daha ilave yaparlarsa işte teşvik gibi, meşvik gibi.
risk para miktar olarak memnun olursun. Ve onların şöyle bir şey oldu, bunu devlet yapacak, şunu devlet yapacak dediği programları eğer devlet yapmazsa para zaten bunlara sorar yani. Siz önümüzdeki süreçte zaten bu projenin arkasını duracaksınız. Tabii duracaksınız. Onların işte şunu bakan yapacak, bunu yapan bakan yapacak. Yani onlar seçimi kaybettiği zaman hükümet bu programları yapmayacak mı? Açık açık onu ilan etsinler. Biz seçilmediğimiz takdirde devlet size bunları yapmaz desin, Karabük'te onlara gerekli derse versin yani. Bunda bir problem yok. Onlar şu anda belediye programı falan açıkladı yok. Devlet programı açıklıyor. Vatandaşa, milletvekilleri işte Osman Kahveci vasıtasıyla hakaret etmelerine, kendisi insanları böyle çok aşağılamasına, insanları çok böyle aşağıda görmesine falan hiçbir anlamı yok. Ve yalan beyanlarla da hiç kimseyi kandırmaya çalışmamaları çok daha faydalıdır. Ben bu konuşmamda zaten bir cevap niteliğinde yaptım. Dünkü haber programındakine. Sizlere de teşekkür ederim. Sağ olun.